Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sercan. Öncelikle videoma hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta size tanıttığım 5-6 marka tütün vardı. Bunlardan bir tanesi Babos Tobacco 069 aromasıydı. Bugün yoğun istek üzerine onu tanıtacağım. Size Babos Tobacco 069 aromasını beraber deneyeceğiz sizlerle. Geçen hafta yaptığım Meriden Tobacco Alpine Rush aromasından çok olumlu tepkiler aldım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Ve Babos 069'un çok güzel olduğunu zaten Almanya'da olan arkadaşlarımız biliyor. Türkiye'de bu aromayı deneyen arkadaşlarımız biliyor. Ben de hemen sizlere marka bilgisini verdikten sonra yapıma geçeceğim. Öncelikle Babos Tobacco sanırım Almanya'da kurulan yeni bir marka. Ya ben çok araştırdım ama herhangi bir internet sitesi bulamadım. Siz marka hakkında tam bir bilgiye sahipseniz yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Bu şekilde yeni bir marka ve çok tutulan bir marka. Sanırım 5-6 tane aroması var şu an. Sadece 5-6 tane aroması var. Ve bütün aromalarının güzel olduğunu ben duydum, öğrendim. Ama tam bilgi sahibi değilim. Bunlardan en çok sevileni ve şu an Almanya'da en çok kullanılanı 069 Babos Tobacco'nun 069 aroması. Güzel siyah sade bir paket tasarımı var tütün içinde arkadaşlar. 069 yazıyor. Babos yazmıyor herhangi bir yerinde. 069 şişe tabak 200 gram şeklinde yazıyor. 200 gramı da ne kadarmış? 20 euroymuş. Babos Tobacco 069'un 200 gramı 20 euro. Bunun ardından hemen ben size yapıma geçeyim. Bugün KS Abba kullanacağız. Size geçen hafta söylediğim gibi Alman marka ürünleri KS Abba'da daha güzel oluyor. Şöyle bir kutuda üzerine 069 amblemi yapıştırmışlar. Bu şekilde geliyor. Peki bu 069 nedir, ne değildir? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar çok güzel, fresh bir orman meyve aroması. Tam benlik bir aroma. Tam benim sevdiğim Wildberry Chill tarzı. Tabii Wildberry Chill'in biraz daha nanelisini düşünün. Social Smoke Wildberry Chill'in. Çünkü Almanlar biliyorsunuz naneyi biraz abartıyor. Fresh tütünler seviyor. Güzel bir orman meyve aroması. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Gerçekten bu tütünü içmeye kıyamıyorsunuz. Yiyesiniz geliyor gerçekten. Ben hemen lülemi doldurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, ben lülemin yapımını bitirdim. Biraz uğraştım iğnem olmadığı için. Dediğim gibi KS'de yapacağım. Çok daha uzun süreli oluyor. Videodan sonra ben nargileme devam etmek istiyorum. Kaldırmak istemiyorum. O yüzden bu arada arkadaşlar çok güzel bir kokusu var. Çok tatlı, çok güzel. İnceden bir yaban mersini, bir böğürtlen, bir ahududu. Şimdi közlerimi attım. Hemen elektriği yanmazımızı da koyalım. Yamuk oldu. Ve analizlerimle sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar, ben közlerimi koydum, nargilemi açtım. Zaten şu aromadan tek kafa içebileceğim tek lülelik tütün kaldı. Denemiştim. Analizlerimi hemen aktaracağım. Öncesinde bir iki nefes çekelim, bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar, şimdi önce size şundan bahsedeyim. Bir önceki videomda söylemiştim ya, Almanlar gerçekten bu mentol olayını biraz abartıyor. Mentolü seviyorlar. Neredeyse Alman marka tütünlerinin hepsinde her aromasında mentol mevcut. Tabii ki de istisnalar olabilir. Bu aromayı aromada tek eksi bulduğum yanı mentolü abartmışlar. Hani bayağı abartmışlar.
Yani aromanın kendine gelmesi, kendi tadına dönmesi yaklaşık bir 10-15 dakika sürüyor. Bu da sizi yorabiliyor. Gerçekten bu eksi bir durum. Hani gömmek gibi olmasın, aroma gayet güzel. Ama o mentol oranını biraz daha ferahlığa çevirselermiş çok daha iyi olabilirmiş benim açımdan. Onun dışında aromaya değineyim. Aroma tam benlik, benim istediğim gibi bir aroma. Yaban mersini gayet yerinde. Yaban mersinine ilave olarak orman meyveleri demiştik. Ahududu, kırmızı meyveler arkadan yaban mersinine tat veriyor. Güçlü bir yaban mersini var. Tatlı, güzel bir yaban mersini var. O Blue Mist'ten alıştığımız yaban mersini değil de biraz daha tatlı, keskin, freshliğin de bunda etkisi var. Mentolün de bunda kesinlikle etkisi var. O keskin yaban mersini gayet güzel geliyor. Onun dışında biraz dumanına değineyim. Kaya Sappo ve Elikli Yanmaz'da yaptığımız için ben 3 köz kullandım. 3 tane küp köz koydum. Bu dumanı kesiyor arkadaşlar. Bir RV Boss Overpack gibi duman vermesini bekleyemeyiz tabii ki de bu lüleden. Ama bu lülenin en artı yanı rahat 2 saat, 2,5 saat. Hani zorlasanız belki de 3 saat benim denemişliğim var. Tadını alabiliyorsunuz. Soshi Smoke Japonesi yüzüğü ben bu lülede 3 saat aroma kaybetmeden içebildim. Lülenin artı yanı bu, eksi yanı da dumanı kesmesi. Duman seven arkadaşlar bu lüleden belki içim süresi konusunda memnun kalacaktır. Ama duman seviyesinde sınıfta kalacağını ben düşünüyorum. Onun dışında aromayı çok iyi idare ediyor. Zaten KS Appo'yu ben videosunu yapmıştım. Kanalımda bulabilirsiniz. Duman oranı ben RV'de de denedim. Gayet iyi arkadaşlar. Buna aldanmayın. Bu KS Appo'da yaptığım için. Aromanın şu an yaklaşık 20. dakikasındayım. Ama arkadaşlar o freshlik, ferahlık hala gitmedi. Tatlı bir ferahlığı var. Dediğim gibi 10 ve 15. dakika arası yoğun bir mentol var. O biraz beni yordu. Ama ya yani keskin, böyle boğazı yakan bir mentolü var. Hani bunu RV'de bile yapmadım. KS Appo'da bu kadar geliyor mentolü. Onun dışında aroma gayet yerli yerinde. Tatlı ve fresh aroma sevenler, tatlı, yumuşak, aromam yumuşak olsun diyen arkadaşlar bulabiliyorlarsa kesinlikle alsınlar. Benim tavsiye edebileceğim ve sınıfı geçen bir ürün oldu. Ama dediğim gibi Babos Tobacco mentolü abartmış. Bayağı abartmış. Onun dışında eklemek istediğim son olarak içim süresine değinelim. İçim süresi KS Appo'da yaklaşık 2 saat civarı. 2 saat stabilisıyla 3 tane küp közle değiştire değiştire aroma kaybetmeden aromanızı, tütününüzü rahatlıkla içebilirsiniz. Tadı da gayet hoş. O yaban mersinini, o orman meyvelerinin verdiği tatlılığı gayet iyi alıyorsunuz. Evet, yumuşak, gayet güzel bir dumanı var. Videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Babos Tobacco 069 Almanların şu sıralar favorisi. Benim de favori olmaya aday ama dediğim gibi mentolü abarttıkları için oradan biraz düşük puan verebiliriz. Ama önemli değil. Premium bir ürün. Yani Almanlara yakışır bir ürün. Biliyorsunuz Almanlar nargile endüstrisi ve tütün konusunda yani bir hayli aşmış durumdalar. Ya ben aromayı beğendim. Ya denemek isteyenler, merak etmek isteyenler hem benim videomdan faydalanabilir hem de alıp deneyebilir. 200 gram 20 euro demiştik. Ya güzel, alınabilir, denenebilir bir aroma diyerek videomu
noktalıyorum. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım olacak. Canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Birçok güzel isim katılıyor. Sohbetler oluyor. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ve sorularınıza tecrübelerim dahilinde yardımcı oluyorum arkadaşlar. Bir iki nefes alarak videomu sonlandıracağım. Hepiniz kendinize iyi bakın.